Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü seslendirmemizin konusu hüttam nedir, caiz midir? Bunu ele alacağız. Bazı İslami kaynaklara baktığımızda hüttamın salih cinlerden ya da eski velilerin ruhları olduğu söylenmektedir. Bakalım öyle mi? Hüttamcıların veya hava silimleriyle uğraşanların yanına gittiğinizde göreceğiniz ilk şey cübbe sarık muazzam bir takva oluyor. Öyle bir imaj çiziyorlar ki kendi Müslümanlığınızı sorguluyorsunuz. Lakin olayın arka planı hiç de iç açıcı değil. Bu batıl şeyler İslamiyet'e o kadar sistematik olarak sızmış ki ayrıştırmak oldukça zor. Bu sebeple birçok tasavvuf yolunda olan kardeşlerimiz kanabiliyor. Peki hüddam daveti nedir, nasıl olur? Hüddam çağırmak için hava silimleri kitaplarını alıyorsunuz. O varlık gelip size hizmet etmesi için dualar yapıyorsunuz. O varlık için zikir çekiyorsunuz. Yaptığınız zikirler sonucunda beyninizi metafizik alemden frekans alabilecek konuma sokuyorsunuz ve cinlerle irtibat başlıyor. Bu kısım önemli. Çünkü yaptığınız zikirler, dualar, salavatlar o varlığı çağırmak adına yapıyorsunuz. Sonuç olarak o varlık için zikir çekiyor ve o varlık için oruç tutuyorsunuz. Buna da İslamiyet'te şirk derler. En tehlikeli günahtır. Bütün İslam dairesinden çıkmanız, kafir olmanız için yeterli bir günahtır. Bu işlemleri yaptığınızda size bir varlık gelir. Formalite icabı önce kedi köpekler görürsünüz, korkutulursunuz. Bu gelecek olan salih sandığınız cinin ayak sesleridir. Sanki siz doğru yoldaymışsınız. Bazı kötü varlıklar sizi yolunuzdan çevirmeye çalışıyormuş gibi bir hava katarlar. Siz itikadi olarak saparsınız. Bu sapma sonucunda Allah'tan istemek yerine o cinden, hüddamdan istersiniz. Havas ilimler ve muskalar Havas kitaplarını teorik olarak incelediğinizde, İslam'a karıştırılmış astrolojik ve fal ağırlıklı ritüeller olduğunu kolaylıkla fark edebilirsiniz. Burçlardan ve gezegenlerden çokça bahseder, Yıldızname'de de böyledir. Hatta birçok fazla bu yolla fal bakarlar. Kısaca sakınmak isteyen, imanlı düşünenler için çok risk içeren kitaplardır. Kur'an-ı Kerim'de cinlerden yardım almak hakkında ne yazıyor? En'am suresi 128. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Allah onların hepsini bir araya topladığı gün ey cinler, şeytanlar topluluğu siz insanlarla çok uğraştınız. Onların insanlar arasındaki dostları ise Ey Rabbimiz biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. Cin suresi 6. ayette de şöyle buyurulmaktadır. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Ayetlerle de açıkça belirtildiği gibi cinlerden yardım almak Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırı bir yöntemdir. YouTube gibi platformlarda ya hüddam, ya hüddam diyenleri görüyoruz. Uzaktan cinleri göndererek tedavi edenleri görüyoruz. Bu kişilere bu ayetlerden bahsedin. Nasıl Kur'an'a muhalefet ettiğini belirtin. Kendi kendine fetva uydurmaya başlayacaktır. Halbuki Rabbimiz açıkça Kur'an'da belirtmiştir. Peki bu hüddamcılara ve muskacılara gidenler neden şifa buluyor? Burası tam da dananın kuyruğunun koptuğu yer arkadaşlar. Şeytan insanlar tövbeyi unutsunlar. Kur'an'dan yüz çevirsin diye böyle bir tezgah kurma ihtiyacı duydu. Metafizik olarak hastalığa yakalanan kişiler bu hüddamlara gittiğinde kendi aralarında istişare yaparlar. Hüddam sahibinin cini şöyle der. Çekil şifa bulsunlar, inansınlar onu kurtarıcı olarak görsünler, tabi olsunlar diyerek hastadaki cinin geri çekilmesini sağlar. Siz de şifa buldum, düzeldim sanırsınız lakin Birkaç yıl sonra daha şiddetli nüks eder. Yine cincinin yolunu tutarsınız. Şeytan bunu yaptı çünkü bu tür sorunla karşılaşanlar yine dönüp dolaşıp onların tezgahına düşsün istedi. Gerçekten şifa bulmak istiyorsanız aklınıza gelen bütün günahlara tövbe edin. Her birine ayrı ayrı. Faiz, zina, şirk, ne bulduysanız bakın nasıl düzeliyorsunuz. Bu gibi insanlara tabi olmayın ve sizleri sömürmesine, saptırmasına izin vermeyin. İnternette tövbe ve şeytan haritası var. Bazı sitelerden ücretsiz indirebilirsiniz. Şeytanın kurmuş olduğu dümenlerin yarısından çoğu yazıyor. Yapmanız gereken tövbe edip kendinizi düzeltmek, sonrasında Allah tarafından şifa beklemek. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Selam ve dua ile.